Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve zukna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve zukna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَخْسَنَهُ وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okuştaki navbetteki dersimiz. Bugünkü dersimiz Suraqat ibn Malik radıyallahu anhu hakkında bo'ladi. Sahabalarda hayatını okurkenimiz, siz bilen biz kündeli hayatımızda kereyip oladığın hulasalarını, ibratlarını olamız. Onlarını kıyan işleri, etken sözleri, türgen mavkifleri her bittemizde ibrat namuna. Bu sahabanın hayatını okuburgen işe kirişten aval, bir nezayet otalı ötemiz. İslam'da buradalar bir ülken bir piramide yok şahsiyip oladı. En yukarı kısmı Kur'an-ı Kerim. Dinimiz asası bugün Kur'an-ı Kerim. Ondan keyingi ikinci kısmı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri, sünnetleri. Peygamberimizin sünneti burasılar, kavli sünnetleri var, sözleri ve ameli sünnetleri var. İkilesi hem sünnet değildi. Demek piramiden en üstü Kur'an-ı Kerim olsa, ondan keyingi ikinci kısım Peygamberimizin hadisleri, üçüncü kısmı Peygamberimizin kıyan işleri, törüncüsü sahabalarını siretleri. Eğer bana şu tötte kısımı yakşı örgen adıyan basak demek dinimizi örgengen bulamız eken. Sünnet mutahara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti nebeviyyası. Sünnet ne medeb sorasaylar? Aytemiz ki Kur'an'ın tefsiri. Kur'an'ın tefsiri ne medeb sorasaylar? Peygamberimizin sünneti de aytemiz. Çünkü Kur'an buradalar, Kur'an bir 600 betlik kitap olsa 600 bet halas. Kısa yine möcez. Ama Peygamberimizin hadisleri 600 binden köprak. Sünnet gereğemez, hadis gereğemez dese bu adam dinden çıkadı. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estaizu billah. Huvallazî ba'ata fil ummiyyine rasûlen minhum yatlu aleyhim âyâtihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme. O Allah ümmiler, yani savatsız bo'lgan kişiler arasıya özlerinden bo'lgan. Onlarga Kur'an ayetlerini tilovat qiladigan, ularni poklaydigan, hamda ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan bir payg'ambarni yubordi. Kitob bu Kur'an, hikmat bu payg'ambarimizning sunnati. Mana Kur'onni tushunishligimiz uchun sunnat qanchalar bizga zarur. Alloh taolo hukmlarini mo'jaz suratda bizga yubordi. Buni tafsilotlarini, ikkichkilarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatdilar. Masalan, Estağidu billah. Hurrimat aleykum ummahatukum ve banatukum ayeti. Sizler gibi şun analaringiz, kızlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, aka-ukalaringizda kızları haram kılındı. Şunlarda arası da hem de opa-singil almashtirishingiz haram kılındı. Opa-singilde cemleş mümkünmez bir vakit özüde. Opasını koyu varıp durup sinizi yüklenseniz bu olay. Lekin bir vakit ikkalasın cemle bu muydu? Endi ayet karin. Hem de opa singil almashingiz ayolingizni ammasi bilan jamlashingiz mümkün emas. Ayolingizni uni xolasi bilan jamlashingiz mümkün emas. Bunu kim o'rgatdi bizga? Sunnat-i Nabaviy o'rgatdi. Bunga o'xshagan misollarni juda ko'p keltirishimiz mumkin. Masalan, Alloh taolo Qur'onda zakotni beringlar dedi. Endi nisobi qanaqa? Qanchada beriladi? Molni zakoti, qo'yni zakoti, tilla kim o'rgatdi bunu? Sunnat-i Nabaviy o'rgatdi. Alloh Qur'onda o'g'rini qo'lini kesinglar deb buyurdi. Ammo urush paytida o'g'rini qo'li kesilmaydi. Nima uchun? Chunki o'g'ri urush paytida qo'li kesilishi ma'lum bo'lsa, musulmonu mana shu jazodan qochishligi uchun dushman tomonga o'tib ketadi va dushmanga musulmonlar holidan xabar berib qo'yadi. Kur'an'da umumi suratda kolunu kesişlik hükmü aytıldı. Ama uruş payeti boyanda kesilmesi için sünnet örgattı. Demek ki buradalar Kur'an-ı Kerim'nin tafsiri ne mi dese
Peygamberimizin sünneti de baytamız. Sünnet ne dese, Kur'an'ın tafsiri de baytamız. Namaz bilen taharatam Kur'an'da mucize kılıp aytılgan, lakin tafsilatlarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün fiilleri bilen, hem de sözleri bilen düşündürüp bergenler. Roza yam şuna kadar. Allah-u Teala roza tuttuklarında da tafsilatı sünnetten örgenemiz. Demek, biz etken piramidanı, en yukarı kısmı Kur'an-ı Kerim, ikinci kısmı Peygamberimizin hadis-i şerifleri, üçüncü kısmı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyan fiiller. Bana şu an sünnet buladı. Resulullah onu diye kıyanlar, onu diye kımayanlar. Çünkü Peygamberimiz etkenler, sallu kema ra'aytumuni asli. Min kandey namazı okuyken mi körgen bu şeyler? Bana şimdi namazı okuyorlar. Demek fiiller yani sünnet buladı. Şimdi törünç kısmı bu piramidamızı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nimesi? Sahabalarının hayatı. Sahabalar buradalar, Allah onlardan razı olan kişiler. Allah onlardan razı oldu. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Çünkü karın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i özüyle desek, uzat bitti adam halas. Ama sahabalar türlü taife insanlar. Kattası var, kişiyi var. Boyu var, kembegalı var. Fiili terengi var, fiili kengi var. Ağır basığı var, yengili var. Şunun için Peygamberimizin sahabaların hayatını örgenişliğimiz bizge lazım ve labut buladı. Ben şimdi sorakatımda malini kıssası götürmüz. Bu sahabanın kıssası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti bilen bağlı. Allah azze ve celle Müslümanlarga Mekke'den Medine'ye hicret kılışı hakkında emrini verdi. Sahabalar hicret kılıştı ve ahirada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık bir yalışıp hicret kılıştı. Resulullah'ın Mekke'den çıkıp gitkenliğine haberini eşitken Kureyş cezaevine düşüp aldı. Çünkü Resulullah tümde çıkıp gitken Kureyş hatırcamadı. Bizi kolumuzda da böyle şerredi. Kemige Resulullah'ın şu tümde öldürüşü için adamlar diyeyim yubarışken idi. Ama Resulullah'ın çıkıp gitkenliğine malum bu gendenken her zaman yürüp kaldı Kureyş müşriklere. Ebu Cehil, Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh onu yüge vardı da eşiğini kalktı. Eşiğini Asma binti Ebu Bekir açtı. Ebu Bekir'in kızı. Atayın kayar dedi o da. Hazır kayar derken bilmiyim ben dedi. Ebu Cehil bir şapala kurdu. Yeri yıkıtıp koydu. Müşriler her tarafı yakarıp şaşırıp kalıştı. Araplar da arasında iskuvarları buladı. Ana şu basıp otururken izleye karıp durup ne işte adam. Kayaka karıp gitti. Kaçan gitti. Şu ne sana bilo aradı yani. Muahir iskuvarları buladı. Onların işe salıp Peygamberimizi kuvuşa düştü. Ana şu iskuvarlar hakikaten muahir idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izlerden karab, gerçi Resulullah şimal gemez, canıbke karab yürgen bozayam, savur gharını aldıya keleşti. Resulullah bulasılar, ana şu sebeplerden bittesi, müşrilerden kutuluşu sebeplerden bittesi, Resulullah'ın seferi şimal tamangı, Medine'ye karab buluştuğu kere gidi, Resulullah canıbke karab yürdüler. Bu yam ana şu sebeplerden bittesiydi. Ghar gekir, oturdular savur gharıya, müşriler boyagi iskuvarları yordamada kelişti. İskuvarlar açtı. Vallahi sizler isteyken adamlar mana şu gardı uyağı yutmagan dedi. Ular raz yapırışken idi. Resulullah şöyle turgandılar. Bugünkü dersimiz asosiy xulosasi sabab kılış ve tavakkal kılışlık degen manada atrafıda buladı. Sabab ve tavakkül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kıyanları da şu maksadiga yetişlik için, hicretiga, Madinaga yetib olishlik için, inson sifatida qilish kerak bo'lgan hamma sabablarni qoyim qildilar. Birinchidan, xabarni yashirdilar hicret qilishlik xabarini. Ikkinchidan, bu xabarda yetkizgani Abu Bakrning uyiga kunduzni issig'ida bordilar. Odamlar uyda o'tirardi, Makkada issiq bo'ladi. Yuzini to'sib bordilar. Abu Bakrning uyiga kirib, "Mo qizlaringizni tashqariga chiqaring" dedilar, chunki xabar yoyilib ketmasin. Qarin, bu sabablari. Makka'dan çıkışlığı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimalge karab yürmesinden canıbge karab yürdüler. Gorge barı oturdular. Ular da izlerini yofke tadıgan adamları da tayyiladılar. Amir ibn-i Fuhayra, Ebu Bekir'in mavlası, Resulullah, Ebu Bekir ve ular da yolbaşı bilen ketip ararken koyladı arkasından hedef gitti. Ne makiliş için? İzler de yapıştık için. Muhammed Aleyhisselam bir de dua kılıp, Kureyş'te hamasını kör koyup Medine'ye hicret kılışı mümkün idi. Bir de dua kılıp, hamasını yok kılıp çıkıp geçişi mümkün idi. Bir de dua da kıladı, kör iş miydi? Ama Peygamberimiz oddi insandaki sebeplerini kıldılar.
Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem garda 3 gün oturdular. Müşrikler top gelişti beraber. Bana garda aldı da böyleyken hala. Hani eğer Peygamberimiz sabah tıkıp durup sabahta özüge ile suyansa müşrikler garda ağzı gekip kosa ne mahalat da buluş gerek. Peygamberimiz düşkünlükü düşük getirdiler. Kaytara vay tamam. Eğer sabah tıkıp durup Allah'a tavakkal kimi fakat sabah gele suyan gene de müşriler garda ağzı yeke gene de Peygamberimiz şükürlükle şükür etiş gerekir. Ama Peygamberimiz de bulmadılar. Sababa tavakkal diyem ki gen sabah tıkı gene de keyin. Şimdi bundan keyin ne mi olsa takdir. Bir de nazi inerse beparvaliydi cezası bilen kazay kadar da farkı var. Sizi başınızda musibet düştü. Sizge yokmayan iş buldu. Bu ya takdir hakikatten ya ki beparvarlığınız için verilgen ceza. Bunu parkıya barış gerek. Eğer siz hemen sababladık genizden genem sizge yokmayan iş geldi mi? Demek bunu mu? Takdir kazaya kadar peşene. Ama siz sababını kımasından sonra musibet kese takdir şuna kıvap kaptı de bahana kımayın. Şuna alıp oldu mu? Hazırki gündeki Müslümanların musibeti hem şunda. Yüzlap misal getiriş mümkün mümkün ya. Yüzlap. Eğer sebeplerini kayım kılıp onların özüge yine suyengen bulsan tahkik şirk getirip sen. Eğer sebeplerini kayım kılmasan tahkik asib olup sen. Kaytara boku veremem. Eğer sebeplerini kayım kılıp durup fakat sebepte özüge yine suyensen sen Allah'a şirk getirip sen. Eğer sebeplerini kılmasan tavakkül kıyan bulsan, günahkar olsan. Tepan, bugünkü dersimizin asası hulasası şu. Bende, özü közlegen maksatka, yeti alışlık için, nima iş kılış gerek özü tamamından, sebeplerini kıladı, kıbogenden kendini uyuyakı Allah'a tavakkül deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işinden hulasa kılı oladı yanasandı şu ki, Resulullah muvaffakiyetteki yetişlik için, özüge bağlı bugün hemen sebep tıkıldı. Lekin bu nasıl kifaya kımadı. Beraber orada olge gelişti. Bunu bir ağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işimiz. Resulullah dışı sebepini kılışıdı. Kıldı. Şimdi bunu bir ağı Allah'dan. Eğer sebepleriz sizge fayda vermese. Şimdi bunu bir ağı Allah da olar alışıdı. Adatlarını yokku beredi. Yani tabiat kanunlarını özgertirip beredi. Yani kaytar ve tamam. Siz özünüzü bağlı bugün hemen iş tıkıldınız. Lekin fayda vermedi. Garda aldı ki kettirip dümüşürüyler. Bu kıyken onlagen sebebi bittesi fayda vermedi. Şimdi bir yaka Allah Ta'ala'nın işi. Allah Ta'ala sizi işinizi özünün kolu görken de şunu bir has, bir üslup bilen, bir acib yol bilen müşkülerinizi halkı verirdi ki siz akliniz bağlı kımaydı. Sebebi siz sebep tıkıyken payetinizde Allah'a itaat kıldınız. Allah bulan buladıkken adabiz şirali buldu. Şimdi bunu bir yaka Allah Ta'ala'nın kulu da. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَك۪يمِ Galibi fakat yine azizul hakim bugün Allah tamamından buladı. Peygamberimiz hatırcam oturdular. Düşkünlükü düşmediler. Çünkü bir yaka Allah'ın işi. Ama Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u bir zatı bulup yığladı. Eğer kimdir? Ben Müslüman ben. Anavlar kafir. Allah beni yakış göredi. Hiç nese kımasamam Allah menge yardan beredi. Men ulad üstüden galip bulamayan dese bu aynı ahmalik, cahillik ve asilik. Kaytara ve temen. Men Müslüman bugünlük için sebepladı hiç kasını kımasamam Allah beni kollu orada deyişlik. Gırt, cahillik, asilik, ahmalik. Şunun için etemiz ki nuksonga, kamchilikka yo'l qo'yganingiz uchun kelgan jazo bilan qazoga qadar farqi bor. To'g'ri-da, misol bir odam avval o'layotgan bo'lsa, tomiri yorilib qon oqayotgan bo'lsa, indamay qarab turaversangiz, keyin o'lib qolsa. Peshanasi ekanda desangiz, siz o'sha qon tomirini baylab qo'ying edi, sababini qilib, shundan keyin o'lib qolsa nima deysiz? Demak, peshana ekan deb qo'yasiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık orada oturuşarken müşriler de ayağını körüp duruşardı. Ebu Bekir Sıddık yığladı. Şimdi ya Resulullah dediler, ya Ebu Bekir ne yığlayız? Ya Resulullah, özümüz canım için yığlayken yok. Sizge bir yamanlı yetişikten oyla
korku bir yapan dedi. Resulullah ettiler, ya Ebu Bekir, mahzun bulmayın. Elbette Allah biz bilen birgedir. İnna Allah'a ma'ana. Allah biz bilen birgedir. Bu cüdyen bir büyük kelime. Eğer Allah siz bilen birge olsa, hiç kimsizge makyokun asan yetkizi olmayıdı. Eğer Allah siz bilen birge buladiyen olsa, hiç kimsizge yomal yetkizi olmayıdı. Eğer Allah siz bilen birge olsa, biz Allah bilen birge olsak, kaçan Allah biz bilen birge buladı? Kaçan ki biz Allah da olanı, hama büyürülerini bacarıp, hama kaytaradan kaytıp, maksadımız fakat Allah'da razılığı degen nersi olsa, Allah biz bilen birge buladı, Allah bizi hiç kimge tavşırıp koymaydı. Allah Teala mana şu halatını bayan kılıp etedi. Estaizu billah. İz huma fil gari, iz yakulu li sahibihi la tahzan, inna Allah'a ma'ana. Üçünde iki oğlan, garda bulgen payetleri de hamrahıge gamgin bulma. Şubhasız Allah biz bilen birgedir derken, Allah onun üstüge hatı cemiyini düşürdü. Ebu Bekir Sıddık, ya Resulullah, eğer onlardan bir anda şunu engişip, ayağın tayıge karagene de bizi körüp kalardı, dedi. Yani bir rivayette geledi, öşü bir müşri engişi karadiyen deyiler şu rivayette. Ebu Bekir'de közü bilen onu közü tokunaştı birbirine. Körüp kaldı. Sıddık raziyallahu anh bizi körüp kalıştı dedi. Şimdi Resulullah ettiler. Ya Ebu Bekir, ahir bu şu ayetini okuma gelmesiz. Ve in ted'uhum ilel huda la yasma'u ve tarahum yanzurun ileyke ve hum la yubsirun. Eğer onlarını hidayetke çarlasız eşitmeydiler, ular özleri körmegen halde sizge bakıp durgeni görürsünüz. Karap duradı körmeydi. Allah Teala asan kısın. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenleri dedik. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahlen. Parvardigar sen yengil kıyken işten başka yengil işi yok. Sen yengil kısın. Bu iş yengil buladı. Eğer sen yengil kımasın hiç kim onu makul almaydı? Yengil kıl almaydı. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işini yengil kıldı. Allah Teala ula duyakka yürgüzmedi. Ümeyyatümde halefan baradı garda aldı turgenlerden. Garda azıdı turgen örgümçeydi. Tokup boygen üyünü körüp. Muhammed tuğulmaya türüp. Mana bu örgümçek. Gar ağzıge inkurgeni körmeyip silahını dedi. Şunaki eskiyken ki ula da közüge şunaki körünü yaptı ki. O yüz yıl burun kurgen örgümçeyi yok şey yaptı. Saval tuğuladı da. Allah Teala ne megeyinde aynı örgümçeydi. Üyünü parda kıp boydu ula da ortasında. Nazik, nefis, ne kısa üzülüp yatağıdırken tur. Allah kaldırmaz mıydı? Tağda titretip hamasını öldürüp koyuşluk ya. Allah kaldırmaz mıydı Osman'dan taş yağdırışlık ya. Allah kaldırmaz mıydı farişlerle düşürlük ya. Yok. Allah da bana şu zayıf olgen canavarını nazik perdesini kopuydu ki körüp koyular öyle bendeler. Eğer men halasam şu perdeneyim yarı ötameydi olardı yani. Allah da özünün azametini, özünün kudretini namayan kılışını hakladı. Firavun desleydik. Firavun çükürdü. Şu da bana İsrail'den bugün bir çakala tuğladı. Onun mülkünü vayran kıladı. Uygandı. Şimdi şu çüşünü royapki aşmasını güçün bir çare kollaş gerek. Bana İsrail'den tuğulgen her bitti oğul balanı soydurdu. Onun işi asan. Kolu da Mısır'da askeri var. Mısır'da armiyası var. Katta bir kuvvet var. Yaş baladı soysam kutulup kalemen dedi de reyce kıldı. Tedbir kıldı. Lekin Allah'ın ricası başka şeydi. Aynı soyuluş gereği bugün Musa Aleyhisselam tırı kaldı. Aynı Musa Aleyhisselam'ın soyuş gereği bugün kılıçlar şu çakalakta hızmatı da türdü. Korulava varıp geldi. Ve aynı şu çakalak Firavun'un üyü de katta buldu. Bu çakalak Musa Aleyhisselam'ıdı. İnnehum yakidune keyde ve akidu keyde. Onlara makir kılıçlar dedi yaptı Allah. Menem makir kılaman yaptı. Bu çakalak bu arada bana şu korda aldı türgenlerden. Etti ki Lot ve Uzzo'ya kasam ki Muhammed bizge yakın joyda oturuptu. Bizi sözümüzü eşti yaptı, işimizi körüp duruptu. Lekin onu sehri bizni közümüzden tosup koygenge okşaydı. Muhammed'in gordalığını sezip durup ben diye yaptı. Lekin bir kadam yürüme yaptı. Ne mi üçün? Büyük Allah dişeyindi. Bunu büyük Allah dişeyindi. Mesela Peygamberimizin kıyken hemen sebebi payda vermedi. Bari bir kaldı aldı gelişti. Ama kirmedi. Ne mi üçün kirmedi? Aytdik o, siz sebeplerde kayım kılın, Allah'a tevekkül kılın, kıyken sebepiz payda vermese, Allah işinizi özünü kolu yaladı, siz oylamayan surette çırali halkı verirdi işinizi. Kureyş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e topama yeniden ki,
yani çıkıp gitken bosa, ishvorlarga, umuman odamlarga mükafat ilan kıldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tirigi yoki öligiga 100'te tüya mükafat var. 100'te tüyanı hazırki günde 100'te maşınge takaslayıp görelik. Şimdi bana şu mükafatta haberini eşitken ishvorlar her zaman yıkılıp, terkalip gitti, Resulullah'ın tutup gelişi için. Bana şimdi, bugünkü dersimizi kahramanı Surakat ibn-i Malik, özünü kabiledaşları bilen bir mecliste oturarken, şu mükafatına haberi geldi. Katta boylik, ülken rakamlar, kim tutup gelse, çünkü mükafat var. Ağzını su akıp gitti Surakat ibn-i Malik'i. Bu adam, güçlü adamlardan da bu yan. İskuvarlardan da, şairi de, akıllı da, cismanın kuvvetli adamıydı. Lekin özünü tuttu. Adamlarda etibarını özgü tutması için cim oturdu. Az gün oturuşken de bir adam geldi de etti ki şu mecliske. Hazır üçte adam güdüç geldim. Şular o Kuraş etken Muhammed, Ebu Bekir ve onlarını yol başlamaz mıkin? Dedi. Şunda Surakat ibn-i Malik bu adamlar şu peygamberimiz ve Ebu Bekir ekenliğine razı Allah'a hanı koydu. Şunda da etrafta ileride çalgıtış için ya o palancı 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 yok atıp o gen tüyasını istedip yürüyüştü dedi. Hali haber yapken adam ihtimal şuna kadar da oturdu. Adamlar da hayalı bölündü. Şart durup gitmedi. Şüphe hava vermesini için. Az yine oturken eden ki, böyle bir meclis başka gelip götken eden ki, sekin turdu da şaşı büyüge barıp cariyesi geldi, atını sekin ap çıktı dedi. Kurallarını yildi. Öz için kereyi boyuna salatı aldı da atını minip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keti etken tamam yıkarak atı saldı. Ben şimdi bu niyeti ne bana yakın toptu? Surakat ibn-i Malik özünü kavmını mahir çavandazları denedi. Balan boylik, ülken gevdelik, yol meşakkatlerine sabırlik, mahir ıskı var. Yani bu stüge şair idi, akıllı kuşar adamıdır. Mingen atıyan en sarı atlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u keçişi yaptı. Şimdi yol başçısı koyan. Resulullah Mekke ile Medine'ye, Medine'nin orasındaki meşhur yol yürümeyenler. Başka yoluna yürüdüler. Öşün için az avukat tutuyup koyan yolda. Öşün için ümmü bu bitti şadırge varıp toktakenler. Ebu Bekir Sıddık onu karasını görüp ya Resulullah bir adam keli yaptı. Bir zatı oldu. Resulullah hatırcam Kur'an okup yeterdiler. Ya Resulullah yakılaşıp kaldı. Ya Resulullah keman atsa etki zatıyan bu kaldı. Şimdi Resulullah dua kıldılar. Allahümme kfinahu bima şi'te. Parvadiyar özünü hakla gelmesi var onge kifaya koyun. Özünü tapşırdı. Resulullah dua kıldılar, Surakanın atını, bana ayakları kumge batıp kaldı. At toktap kaldı onu da, Suraka attan yıkılıp düştü. Bunlar tuğulubla atı oturadı. Bunlar attan yıkılmıyordu hençe münçege. Lekin Allah da Allah şunu buluşunu hakladı. Onudan turdu, şümlendi atını söktü. Ken az yine turdu, atı boşadı ayağı. Yine mindi de, yine Peygamberimiz de mayıkara buyurdu. Resulullah dua kıldılar, ikinci mette yıkılıp düştü atıdan. Atını ayağı yenere yerge sançılıp kaldı. Şümlenişi köpeğiydi. Artıya katmak gibi oldu. Az gene türüp atını ayağı boşaldı. Mindi de yüz tütüyeye. Dedi yine peygamberimiz artıdan at saldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki arkasından bana yürüp borarken üçüncü madde atını ayağı yerge sançılıp kaldı. Garip halat. Atını yürgüsü aldı geçirmeydi. Özü yıkılıp düşken hatta atını bırak kalk boyan da yerde mahkem turuptu. Şunda naçarlıydan öldüremen de keleyken bu egiz kuvar indi keçirim sorab, yardım soradı. Ey iki aviler, Rabbiyle ki dua kıliler, beni atımı ayağını boşaltıp yuvarsın. Surakat ibn-i Malik peygamberimizin himayelengen ekenliğini gördü. Ben sizler gibi bir yaman yetkizmeyim ben, vade veremem dedi. Resulullah dua kıldılar, onu atını ayağları yerden boşaldı. Surakat ibn-i Malik keli yaptı, peygamberimiz dua kıp koydular sebebini kılıp, at yerge sançılıp kaldı ayağı. Demek sizin işi sebebini kılış, neticesi Allah Teala'nın kuludur. Bana şu, bugünkü dersimiz asası hulasası. Senin sebeplerini kılasan, eğer senin için onları kifaya kılmasa, Allah senin için adetlerini yok kılıp biradı. Yani tabiat kanunlarını özgürtirip biradı. Mana şu narsa peygamberlerge mucize değildi, adli salih mu'minler için keramet değildi. Surakha endi peygamberimizden özü
yordam sorab dedi. Duo qilinglar, meni otim bo'shasin. Meni bor narsam sizlarga bo'lsin. Matohlarim, qurollarim ham sizlarga. Yana orqamdan kelayotgan odamlar bo'lsa, ularni ham qaytaraman. Allohning nomini o'rtaga qo'yib qasam ichaman, va'da beraman dedi. Ya'ni birinchi ikki marta oti bo'shaganida orqaga qaytmoqchi bo'ldi. Endi uchinchi marta botib qolganidan keyin haqiqatan sidqidan va'da beryapti. Sizlarga yomon yetkazmayman. Qo'limdagi bor narsa sizlarga, yana orqadan kelayotganlarni ham qaytaraman dedi. Payg'ambarimiz duo qildilar, uni oti bo'shadi, orqaga qarab ketyapti. Shunda to'xtadida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shoshmay turinglar. Payg'ambarimiz nimani xohlaysan? U aytdiki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizni diningizni zohir bo'lishini, ishingizni yuksalishini bilaman. Siz o'zingizni mulkingizda turganingizda yoningizga kelsam, menga ikrom ko'rsatishga va'da bering. Shu narsa uchun menga bir vasiqa yozib bering. Siz g'olib bo'lasiz. Siz o'zingizni mulkingizda podshoh bo'lib turganingizda oldingizga kelsam, yaxshilik qilaman deb yozib bering dedi. Rasululloh aytdilar, Abu Bakr Siddiq bir suvga shu narsani yozib berdi. Endi payg'ambarimizni o'zini qilayotgan ishini haqligi va ishini zohiri bo'lishiga bo'lgan iymonini ko'ringki, Suloqatun Nuvoliy qaytib ketayotgan paytda ey Suloqa dedi. Agar Kisroni bilak uzuklarini taqsang, holing qanday bo'larkin, ha? Dedilar. Suloqatun Nuvoliy dahshatga tushdi. Kisro ibn Hurmuz nima dedi? Payg'ambarimiz ha dedilar. Uni dahshatga tushishiga sabab bor edi. U davrdagi eng qudratli ikkita mamlakatda bittasi Rum bo'lsa, bittasi Fors edi. Rasululloh shu darajada iymoni komilki islomda g'olib bo'lishligiga. Kisro ibn Hurmuzni bilak uzuklar seni qo'lingga taqiladi deb va'da beryaptilar. Albatta bu Alloh tomonidan payg'ambarimizga berilgan vahiy edi, bashorat edi. Chunki g'aybni birodalar Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahada illa man irtado min rasul. Faqat o'zi xohlagan, yaxshi ko'rgan payg'ambarlarga xabarni beradi kelajakda, boshqa hech kimga xabarni bermaydi. Suloqat ibn Malik Rasulullohga bergan va'dasida turdi. Bu safar rost va'da bergan edi. Suloqa orqaga qaytib ketar ekan, haqiqatan payg'ambarimiz istab yurgan odamlardan bir jamoaga duch keldi. Ularga aytdiki, ortinglarga qaytib ketaveringlar, o'zingizlarni qiynamanglar. Bu yerlarda qaradim, hech kim izini ko'rmadi. Meni qanaqa iz qo'yligimni bilasizlar dedi. Haligi odamlar ishonib orqaga qaytishdi. Rasulullohga va'da berganidek, Suloqa xabarni yashadi. Suloqat ibn Malik qachon iymonga keldi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qildilar. U zot Jo'ronada turganida Suloqa Rasulullohning yoniga keldi. Aytadiki, Rasululloh Jo'ronada turganlarida u zotning yoniga bordim. Ansorlar meni ko'rib, nayzalarini orqalar bilan meni urib, "Nari bo'l, nari bo'l, senga nima kerak?" deya ishoradi. Shunday qilib ansorlarning katibalarini yorib Rasulullohning oldiga yetib bordim. U zot tuyasida o'tirardilar. Men qo'limdagi yozuvni ko'tarib, "Men Suloqa ibn Malikman. Mana bu siz menga yozib bergan maktub" dedim. Rasululloh meni ko'rib, "Yawmu wafa'in va bir udnu. Yaqinroq kel. Bugun yaxshilik qiladigan, vafo qiladigan kun" dedilar. U zotga yaqin kelib islomimni e'lon qildim hamda u zotning yaxshiliklaridan, xayriyatlardan bahramand bo'ldim. Mana iymonga keldim. Hech qancha vaqt o'tmasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Rafiqul Aloyi hijrat qildilar, vafot etdilar. Suloqa ibn Malik qattiq qayg'uga botdi va ko'zining oldiga bir narsa keldi. Nima keldi? 100 ta tuyani ilinjida payg'ambarimizni o'ldiraman deb orqasidan quvgan kun esiga keldi. Mana endi bugun dunyodagi hamma tuyalar Rasulullohni tirnog'ini bir tushchaligan bo'lmaydi. Rasulullohni shu darajada yaxshi ko'radi. Mana shu iymon bo'ladi birodarlar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlarda bittalarda iymoningiz komil bo'lmaydi dedilar Rasululloh, to men unga bolasidan ham, otasidan ham, hamma insonlardan sevimliroq bo'lmagunimcha. So'raylik o'zimizdan. Biz Rasulullohni shunday yaxshi ko'ramizmi, yo'qmi? Kunlar ketidan kunlar o'tdi. Musulmonlarning ishi Al-Faruq Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni qo'liga o'tdi. Xalifa Umar ibn Xattob. Musulmonlarning qo'shini Fors mamlakatiga qarab yurdi. Bu qo'shin qo'shinlarni mag'lub qilib, qalalarni birin-ketin fath qilib, son-sanoqsiz g'animalarni qo'lga kiritdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning xalifalik davrining oxirlarida
Ana şu Fors'ta cenk kılıyken ülken Müslüman koşununun emiri Sa'd ibn Abi Vakkas'tan elçiler geldi. Ular Fors'ta ular mağlup kıyanlığı başaratını alıp gelişken idi. Yine son sanaksız ülkelerden özlerimi alıp gelişken idi. Ganimeler halifen alıyor koyulken. Halife bu ganimelerini hayret bilen küzetip durarken orası da Kisra'nı dürlerle bezilirken tacını, altın iple bilen tikilgen kıyımlarını, cevherler bilen ziynetlengen kemerini, mısli yok bulgen bilezülelerini gördü. Bundan taşkariyanı son sanaksız bayliler. Halife koludaki asabıyla bu hazinelerde tutup durup, atrafta yadanma yakarı oldu, közünden yaşa hayat oldu. Ali ibn Abi Talib halifeye, ne yığılıyorsunuz? Ona adamlar da amanatdarlığı yiyemi? Degene de halife hadir cevap verdi. Ey emir el müminin, siz iffatli buludunuz, onlara iffatli buluştu. Eğer siz şimdi bulmayanızda, onlara şimdi buluşmasıdır. Emir el müminin Umar ibn Hattab, Surakat ibn Mali'ni çakırdı. Onge Kisra'nı, köylegini, sirvalını, itigini giydirdi, kemerini taktırdı, başıge tacını koydu, hem de koluge, Resulullah onge evadakıgen bilek yüzüyle takıp koydu. Müslümanlar takbir etişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Resulullah'ın birgen başaratı, rüyaya çıktı. Resulullah özü yok. Resulullah'ın birgen başaratını eslep, hemen yığladı. Şöyle turganlar takbir etti, yığladı. Elbette bu başarat Peygamberimizin Allah tarafından verilen vahiy idi. Sonra Ömer ibn Hattab Suraka'ya karab, hay 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 hay, ey Suraka, Banu Mudlic'den bulgen bir Arabi'nin başı da Kisra'nın tacı iki kolu değilse onu bilezüyler buladı mı dedi. Sonra Ömer ibn Hattab Samagi başını götürüp, Parverdigar, elbette bu malını özünün Resulü'nden mankı genedin. Vahalinki uzat, menden köresenge suyukli olarak idi, keremli olarak idi. Yani bu baylilerini Abu Bakır'dan hem mankıldın. Vahalinki o hem menden köresenge suyukli olarak ve keremli olarak idi. Bu mallarını menge verdin. Onlarını menge makir kılış için birgen bulmakin, özünden palah tutuluyemende dua kıldı. Sonra şu meclisten turmasından mallarını hemmasını taksim kılıp yubardı. Sahabalar şunu diye buluşken, takvali, kemter, hayrı sahavatlı. Allah Azze ve Celle olanın hayatından okup, örgenip, ibret alışıydı, barçamızı nasip etken olsun. Akulu kavli hada ve astagfirullah.